ALB Yatırım kanalından herkese iyi akşamlar. Bugün konuşacağımız kabaca 3 konu başlığımız var. Tabii ki de ilk olarak endeksteki yönümüz neresi? Buna bakıyor olacağız. Daha sonra grafikler üzerinden borsadaki yabancı oranı artışını konuşacağız. Ve son olarak ticari kredi faizleri yukarı giderken böyle bir ortamda en az negatif etkilenmesini beklediğimiz hisseleri konuşacağız. Yine Uğur şahane bir tablo hazırladı. O tablo üzerinden bugün aslında onlarca hisseye değiniyor olacağız. Uğur hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese selamlar. Nasılsın? İyi misin? Keyifler yerinde mi? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Tabii borsa da umarım biraz daha iyi olur. Onun da cevabını şimdi senden alacağım. Hemen konuya giriyorum. Cuma'dan beri bankalarla başlayan bir satış dalgası vardı ve bu biraz daha genele yayıldı. Beyaz eşyadan otomotive, işte bankalardan telekoma kadar birçok sektörü kapsayan bir düzeltme sürecinin içindeyiz. Hemen sorumu sorayım. Bu gerçekten bir düzeltme süreci mi yoksa bir trend dönüşümü mü? Bir düzeltme süreci, hatta bugün belki de sonlanmış olabilir ya da Perşembe'ye kadar devam edebilir. Çünkü biliyoruz ki hani bayram tatili öncesi nakite geçmek için son tarih bu Perşembe. Yani Cuma günü ve önümüzdeki hafta Pazartesi yapılan alımların artık takası bayramdan sonra gerçekleşecek. Dolayısıyla hani bu hafta özellikle Perşembe'ye kadar nakite dönme eğilimi olabileceği zaten herkesin malumuydu. Bu çok da konuşuluyordu. Bir yandan da Merkez Bankası faiz kararına ilişkin belirsizlik. Çünkü Merkez Bankası faizi yüksek olasılıkla artıracak ama ne kadar artıracak bu bilinmiyor. Nasıl bir yol haritası var? Bu belirsizlik piyasayı bu uzun bayram tatili öncesinde nakite dönme eğilimiyle de birlikte biraz korkuttu. O da düzeltmenin özellikle dün derinleşmesine yol açtı. Dün haftaya çok kötü başladık ama yani şöyle filmi geriye sarıp bakacak olursak 26 Mayıs'tan itibaren yani 4437'den itibaren başlayan 12 Haziran'da 5730'a gidip yeni tarihi zirve test ettiğimiz %30'luk rally'den sonra %9'luk bir geri çekilme gördük. Yani piyasa aslında sağlıklı bir düzeltme yaptı ve bugün çok anlamlı bir seviyeden döndük. 5200. Bir önceki yayında da 5215'i önemsediğimden bahsetmiştim. Neden önemsiyorum? Bu bahsettiğim %30'luk rally'nin önemli bir Fibonacci düzeltme seviyesiydi. 61,8 tam altın oran seviyesiydi. 5200-5215 civarı. Bugün tam oradan destek alan bir piyasa var. Üstelik piyasaya para girişi de söz konusu. Bugün BIST tüm endeksinde hisselere baktığımızda ilk 5 kurum bazında 295 milyon TL'ye yakın para girişi var. BIST'teki şirketlere de ilk 5 kurum bazında 283 milyon TL para girişi olmuş. Yani bu teknik açıdan kritik 5200'den aldığımız destek sırasında piyasamıza bir para girişi de söz konusu. Bunu olumlu yorumluyorum açıkçası ki bu düzeltme bitmesine yakın olduğumuz ya da düzeltme sonrasında önemli bir tekrar yukarı atak başlayabileceğinin bir sinyali. Bununla beraber işlem hacmi de aslında bu düzeltme sürecini teyit ediyor. Çünkü 12 Haziran'daki 5730 zirvesini test ettiğimiz gün piyasada 92 milyar TL işlem hacmi vardı. Bugün mesela bakıyoruz 60 milyara kadar düşmüş. Yani piyasaya satış geldiği esnada hacim de düştü. Bu sağlıklı bir düzeltmenin aslında teyit edici sinyali. Dolayısıyla benim görüşümde bir değişiklik yok. Bir trend değişikliği olduğunu düşünmüyorum. Sağlıklı bir düzeltme yaptık. Bugün anlamlı bir seviyeden para girişleriyle desteklenen bir geri dönüş yaşadık ve muhtemelen bayram sonrasında artık yeni zirve potansiyelimiz de olabilir ama tabii kritik bir viraj var önümüzde. Perşembe günü 22 Haziran'da faiz kararı ve daha da önemlisi para politikasında normalleşmenin yol haritasına bakacağız. Muhtemelen Perşembe, Cuma bu haftada devam edebilecek bu dalgalı fiyatlamalar göreceğiz. Ama ben özellikle hem bu hafta Cuma hem de önümüzdeki hafta Pazartesi günü alım gelebileceğini de düşünüyorum. Çünkü malum şimdi 23 Haziran Cuma alım yapıldığında bunun takası 3 Temmuz Pazartesi bayramdan sonra artık gerçekleşecek. Keza 26 Temmuz Pazartesi yapılacak bir alım işleminin takası da ilerleyen süreçte 4 Temmuz Salı günü yapılacak bayramdan sonra. Ki bu arada o nakit bazı para piyasası fonlarında ya da faiz getiren kısa vadeli para piyasa araçlarında değerlendirilebilir. O açıdan hem bayram sonrasında yukarı gidebilecek bir piyasaya pozisyonlanmış olacaksınız. Hem de kısa vadeli
faiz getiren para piyasası araçlarından da yararlanabileceksiniz. O yüzden bu hafta Cuma ve önümüzdeki hafta Pazartesi günü bayram öncesi bir miktar bence piyasaya alım gelebilir. Ama Cuma'ya kadar biraz daha temkinli olmak gerekecek bence. Hatta Perşembe bir tur daha nakite dönmek isteyenlerin satışı gelebilir. Ama piyasanın bugün döndüğü 5200, daha aşağıda en psikolojik seviye 5000, yani bu 5000-5200 bölgesi. Burada artık konsolide olup yavaş yavaş tekrar düzeltme sürecini bitirip ana trend yönünde yukarıya dönmesini bekliyorum ben şahsen. Çünkü ana hikayemizde hiçbir değişiklik yok. Eğer ekonomi yönetimi bir sürpriz yapmazsa, şu ana kadar beklediğimiz o normalleşme yol haritasında bir sürpriz olmazsa, ben piyasanın ana trendini değiştireceğini düşünmüyorum. Ama sektörel olarak da kesinlikle seçici olmamız gerekiyor. Birazdan hisse bazında da konuşuruz. Sektörel ve hisse bazında seçici olmak kaydıyla borsada genel yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Ağzına sağlık Uğur. PPK kararına değindin. Onunla ilgili ufak bir hatırlatma yapalım. Perşembe günü saat 14.30'da burada zaten Uğur Aydın, Cüneyt Farksoy ve Filizer Yılmaz'la beraber yeni politikalarda Türkiye ekonomisini ne bekliyor? Borsayı, doları, Türkiye varlıklarını ne bekliyor? Bunların hepsini konuşuyor olacağız. Şimdi ben o konuya geçmeden önce farklı bir soru daha sormak istiyorum sana. Yani ana konumuz evet bu hafta Perşembe günü Merkez Bankası'nın kararı. Fakat bu Merkez Bankası'nın kararından önce böyle bir atmosferde, ortamda yabancılar pozisyon alıyor mu? Yabancı takası artan hisseler var mı? Evet, borsamıza bir yabancı alımı geldi son dönemde. İşte geçen hafta menkul kıymet istatistiklerinde de bunu gördük. Yabancı oranına baktığımızda, yabancı takas oranına baktığımızda orada da bir yükseliş var. Grafik eşliğinde bakalım. Aslında seçim öncesi ve seçim birinci tur, ikinci tur arasında da ciddi hareketlilikler görmüştük. İşte ilk tur öncesi yabancı oranı yukarı gitti. İlk tur seçimden sonra tekrar düştü. İkinci tur seçim sonrası özellikle 2 Haziran itibariyle dip yapıp, bu grafikte de onu görüyoruz, yabancı oranının tekrar yükselişe geçtiğini görüyoruz. Yani işte 6 Nisan'da 15 Mayıs arası bir yükseliş vardı. %28,2'den %30,2'ye. Sonra tekrar düştü. 2 Haziran'da dip yaptı %27,43 ve 2 Haziran'dan beri de güzel ve soluksuz bir yükseliş var. Borsa İstanbul pay piyasasındaki yabancı oranında bugünkü son veri itibariyle baktığımızda %28,87'yi görüyor. Ki tarihte ufak bir hata olmuş. O 20 Haziran olacak. Bugünkü son artık gelen güncel veri. Tabii yabancı oranının artması güzel bir gelişme. Çünkü biz zaten yerli, bireysel ve kurumsal yatırımcının piyasamıza yönelik güçlü bir iştahı olduğunu son yıllarda görüyorduk. Ama bizim eksiğimiz yabancının hisse piyasamızdan çıkışıydı. Şimdi buraya yabancının 2 Haziran'dan itibaren geliyor olması güzel bir gelişme. Ki Perşembe günü sonrasında, yani Merkez Bankası'ndan beklenen faiz artışı sonrasında da yabancı gelebilir mi? Gelmeye devam edebilir mi? Bence evet, hatta güçlü biçimde de olabilir. Çünkü Perşembe günü Merkez Bankası ortodoks para politikasına dönüşün tam sinyalini verdiği sırada bir CDS'in muhtemelen düştüğünü görürüz. Bugün yine 500 bas puandayız. Bir türlü 500'ün altında kalıcı olamadık ama Perşembe gününden sonra CDS'e bakacağız. Eğer faiz ve diğer para politikası kararlarından sonra CDS düşmeye devam ederse, ben yabancının buraya artarak gelmesini beklerim açıkçası. Buna küresel konjonktür de çok müsait ama tabii her sektöre, her hisseye değil. Az evvel bahsettiğim o seçici olma hikayesi yabancı için de geçerli. Nitekim ben Haziran başından beri yabancı takası en çok artan hisselere de baktım. Bu pay piyasında gördüğümüz %27,4'ten %28,8'e yabancı oranının yükselişi esnasında yabancının en çok pozisyon aldığı hisseler Koç Holding, Ford Otosan, Türk Hava Yolları, Enerjisa, Tofaş, Sabancı Holding, Alfa Solar, Anadolu Efes, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası ve BİM olmuş. Yani bu saydığım yabancı takası, yabancı oranı en çok artan hisselere baktığımızda 2 tane holding var. Koç ve Sabancı ve 3 tane banka var. Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası. Ki daha önceki yayınlarda da bahsettik. CDS'in aşağı gelmesi, borsada FK oranlarının yukarı gitmesi hikayesinde
holding ve bankaların özel bir yeri var dedik. Çünkü bu hisseler bize benzer ülkelerdeki rakiplerine göre çok iskontolu. Ve yabancı da Haziran ayında holdinglere ve bankalara gelmiş görünüyor. Onun dışında mesela havacılık tarafında Türk Hava Yolları'na yabancının para girişi var. Bu da çok anlamlı ki bizim de model portföyümüzde. Yine Ford Otosan'ın da yabancı takası artmış. Bunu da olumlu değerlendirmek lazım. Ki hem havacılık hem otomotiv sektörü önümüzdeki süreçte de yani faiz oranları yükselse bile, ekonomi yavaşlasa bile hikayesi de devam edebilecek sektörler ki Ford'un zaten ihracat oranı çok yüksek. Yurt dışı piyasa ağırlıklı çalışıyor. Türk Hava Yolları için güçlü turizm sezonu beklentileriyle de beraber çok parlak 3. çeyrek finansal sonuçları göreceğiz. Muhtemelen yabancı da böyle düşünüyor ki Haziran'da şu ana kadar bu hisselerde alım yapmış. Enerjisa'nın zaten bir önceki yayında da bahsetmiştim. Mayıs ayında yabancının en çok aldığı hisseler arasındaydı. Haziran ayında da şu ana kadar Enerjisa'nın yabancı oranı artmaya devam ediyor. Burada da bir pozisyonlanma var. Onun dışında özel hikayesi devam eden Alfa Solar Enerji, yabancı takası artanlarda. Gıda tarafında Anadolu Efes, gıda içecek tarafında ve yine gıda perakende de BİM, yabancının şu ana kadar Haziran ayında pozisyonlandığı hisseler arasında görülüyor. Yani yabancı tarafından baktığımızda holdingler, bankalar, otomotiv sektörü, havacılık, gıda perakende ve gıda içecek şimdilik ön plana alınmış sektörler gibi duruyor. Özel hikayesi olan sektörlerde bir pozisyonlanma görüyoruz ve eğer Perşembe günü piyasayı özellikle yabancı sermayeyi rahatsız etmeyecek bir karar görürsek CDS bence düşer, yabancı oranı yükselmeye devam eder ve FK oranı bazında ucuz kalmış sektörlerimiz ve hisselerimiz yükselişini sürdürür diye düşünüyorum ki bu da bizde zaten endeks açısından 5730'un aşılıp yeni tarihi zirvelere yolculuk potansiyelinin görünmesine yol açar. Ama tabii Perşembe kritik, eğer beklendiği gibi olmazsa karar, tam manasıyla ortodoksa dönemezsek o zaman da tekrar tabii bu senaryoları gözden geçirmemiz gerekecek. Şimdi sen Perşembe günü kritik dedin. Gerçekten uzun zaman sonra Türkiye'deki herhalde en heyecanlı PPK kararına doğru gidiyoruz. Piyasa beklentisi orada %20-25 bandına çekilmesi. Benim de bugünkü bölümde beni heyecanlandıran, en çok merak ettiğim kısma geldik aslında. Şimdi sert faiz artırımları hisse senetleri için, daha doğrusu şirketler için pek de iyi bir haber değil. Bunu hepimiz biliyoruz ve artık yeni dönemde paranın maliyeti artacak. Yani işte büyümede yavaşlama, iç talepte ise daralma anlamına geliyor bu. Sonuç olarak baktığımızda elimizde ne var böyle bir dönemde? Daha yüksek faiz oranları, daha yüksek döviz kuru ve daralacak iç talep. Şimdi böyle bir ortamda daha az negatif etkilenmesini beklediğimiz şirketler, hisseler hangileridir? Şimdi evet, faiz yükselişi paranın maliyetinin artması anlamına gelir. Klasik sonucu zaten yani daraltıcı para politikası, iç talebin yavaşlaması, ekonominin yavaşlaması, işsizliğin artması gibi klasik sonuçları olur ama aslında şöyle bir bankacılık sistemine baktığımızda faizler zaten yüksek. Yani bunu 2 yayın öncesinde de bahsettim ben. Merkez Bankası'nın %8,5'luk faizi şu an sembolik bir önem atfediyor aslında benim açımdan. Çünkü bankacılık sisteminde mevduat faizleri yüksek, işte 3 aya kadar %40'a varan faizler var. Hatta bazı bankalar %45 üzeri faiz de teklif ediyor yüksek meblağlı mevduatla gelen müşterilerine. Kredi faizleri, ticari kredi faizleri hariç yüksek. İşte mesela ihtiyaç kredisi faizleri %40, taşıt kredisinde %32,6, konutta %18 civarı rakamlar var. Dolayısıyla zaten bankacılık sisteminde mevduat başta olmak üzere piyasa faizleri yukarı gidiyordu şartlar gereği. Sadece Merkez Bankası faizi düşük kalmıştı. Şimdi orada da artış yapılması zorunlu hale geldi. Dolayısıyla Merkez Bankası aslında yapması gerekeni yapacak. Normalleşme gereği bunu yapması gerekiyor. Tabii Merkez Bankası'nın yapacağı bu faiz artışı bankacılık sisteminin fonlama maliyetlerini artırdığı için özellikle bir süredir düşük kalmış olan ticari kredi faizlerinde yavaş yavaş yükselişi getirebilir. Ki şu anda bankacılık sisteminde kredi kanallarının tıkanmasında en büyük sebeplerden biri bu. Yani bankalar %40'la ortalama %40'la mevduat toplarken reel sektöre, şirketlere %15'le, yıllık %15'le ticari kredi vermek durumunda kalıyor ki bu
bankaların aktif pasif yönetimi açısından son derece sağlıksız bir durum. Ki bu yüzden de şu an bir isteksizlik var kredi verme konusunda. Ve burada bankacılık sistemine yönelik regülasyonlar muhtemelen normalleşecek. Merkez Bankası'nın faizi yukarı gittikçe ticari kredi faizi artacak ve ister istemez borsada da işlem gören şirketler daha yüksek maliyetle fon bulabilecek. Burada da borçlu şirketler akla geliyor. Yani faaliyetlerini finanse etmek için daha çok borç kullanan, krediyle işlerini çeviren şirketler negatif ayrışabilir. Bunun karşılığında borcu düşük, nakit pozisyonu yüksek, faaliyetlerini daha çok öz kaynaklarla finanse eden şirketler de olumlu ayrışabilir. Oradaki en temel gösterge de aslında net borç pozisyonu. Yani şirketlerin net borcu. Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarıyla nakitleri arasındaki fark. Net borcun eksi olduğu şirketler bu dönemde biraz ön planda olabilir ki o tabloya bakalım. Yani BIST 100 endeksine dahil şirketler arasında net borcu negatif olan şirketler hangileri? Bugün onun bir sıralamasını yaptık. Bu grafikte de bunu net biçimde görmek mümkün. Şimdi tekrar hatırlatayım. Net borcun eksi olması demek bir şirket açısından finansal borçlarını ödedikten sonra bile elinde nakit kalması demek. Yani şirketin nakit varlıkları finansal borçlarından daha fazla. O açıdan faiz yükselişine karşı dayanıklı olabilir. Burada ilk 20 şirketi görüyoruz BIST 100 endeksinde net borcu eksi olan. Ve benim dikkatimi çeken şirketlere değineceğim. Burada mesela Enka İnşaat ilk sırada görünüyor. Net borcu eksi 45,1 milyar TL. Yani bu şirket bütün finansal borçlarını ödese bile şu an elinde 45,1 milyar TL nakit kalıyor. O kadar güçlü bir nakit pozisyonu var. Bununla beraber ihracat oranı yüksek. Net döviz pozisyonu artı. Yani döviz borcundan daha fazla döviz varlığı var. Cari oran birin değil ikinin de üzerinde. Kısa vadeli borçlarını ödemeye yetecek kadar varlığı var. Ama Enka İnşaat'ın FK oranı yüksek. 25 seviyesinde bir FK çarpanı var. Evet şu an net borcun eksi olması, net döviz pozisyonunun artı olması güzel ama piyasa çarpanları biraz yüksek. O açıdan dikkatli olmak gerekebilir. Sabancı'ya geleyim ki Sabancı Holding hem net borcun eksi olması hem de FK bazında ucuz görünmesiyle şu an dikkat çekici bir şirket. Sadece 2 FK'da 2 yıllık karına satılıyor şu anda. Ve biraz Koç Holding'in gerisinde kaldı gibi duruyor ve net borcu da eksi. O açıdan dikkatle takip edilmesi gerekiyor Sabancı Holding'in. Yine Koza Madencilik eksi net borç ve yüksek bir cari oranı var. Aynı zamanda 9,3 FK nispeten yüksek olmayan bir FK'da diyebiliriz Koza Anadolu Madencilik için. Bunun dışında Tüpraş ki geçen yılın en iyi şirketlerinden biriydi. Normalde ben de hemen işte model portföyümüze alalım derim. Mükemmel bir şirket Tüpraş. Çok iyi bir hikayesi var ki 2050 yılında karbon nötr olma hedefi var. Stratejik yatırımlar yapıyor bu anlamda. Çok müthiş bir hikayesi var. Ama bu yıl şu ana kadar rafineri marjları özellikle dizel ve jet yakıtı marjları düştüğü için negatif ayrışıyor. Özellikle karlılık anlamında piyasanın endişeleri var. Ama net borcu eksi, nakitleri yüksek. Net döviz pozisyonu artı, şirketin 6,5 milyar TL'lik net döviz pozisyonu artısı var ve %14'lük bir ihracatı da var. Bununla beraber Tüpraş'ın piyasa çarpanları çok düşük. Yani fiyat kazanç oranı 3, firma değeri fabrik oranı 2 seviyesinde ki ilerleyen çeyreklerde karın artmasıyla, daha doğrusu yeni gelecek net kar rakamıyla bu FK daha da düşecek. O açıdan Tüpraş şu an gerçekten aslında çok ucuz fiyatlanıyor. Yani rafinerin marjlarının düşmesine rağmen Tüpraş şu an çarpanları açısından baktığımızda çok ucuz ve net borcu da eksi. Dolayısıyla faiz yukarı gitse bile Tüpraş çok kötü etkilenmeyebilir. O açıdan Tüpraş'a dikkat etmek lazım. Tofaş ki az evvel yabancı oranı artan hisselerden biri olduğundan bahsettim Ford'la beraber otomotiv sektöründe. Net borcu eksi. Bu anlamda faiz yükselişine karşı dayanıklı şirketlerden biri olabilir ve tüm bu yılbaşından beri yüksek performansına rağmen hala fiyat kazanç oranı 11 ki ilerleyen çeyreklerde Tofaş'ın karı daha da artacak. Ona rağmen 11 FK'da hala ucuz fiyatlanıyor Tofaş. Bunun dışında Alarko Holding'den de
bahsetmek lazım. Sabancı ile beraber Alarko Holding'de önemli bir hikayesi var ve ucuz fiyatlanıyor. 2,4 FK oranında ve net döviz pozisyon, düzeltiyorum, net borç eksi 3,5 milyar TL. Yani 3,5 milyar TL fazladan nakdi var borçlarının üzerinde. O açıdan faiz yükselişine karşı dayanıklı görünüyor şu an Alarko Holding. İhracat oranı yüksek. Aynı zamanda yaklaşık 2,4 milyarlık net döviz pozisyonu da var. Yani kurlardaki yükselişten de fayda sağlayabilir. O açıdan Alarko Holding'in de çok ciddi bir potansiyel barındırdığını aslında söylemek mümkün. Ve yine bir diğer holding, Tekfen. Tekfen Holding tarafında da net borç eksi. Aynı zamanda net döviz pozisyonu artı. Yani döviz borcundan fazla döviz varlığı var. Kurlardaki yükselişten Tekfen de olumlu yararlanabilir. Çarpanları da düşük. 4,2 fiyat kazanç çarpanına sahip. 4,1 firma değeri FAVÖK oranıyla işlem görüyor. Dolayısıyla çarpan bazında da ucuz görünüyor. Onun dışında Türk Traktör'den de bahsedelim. Türk Traktör uzunca yıllardır zaten net borcu eksi olan bir şirket. O yüzden temettü öderken de hiç sıkıntıya düşmez. Hemen her yıl temettü öder Türk Traktör. Ve hem net borcun eksi olması hem de baktığımızda ihracatının olması da Türk Traktör'ü olumlu ayrıştırabilecek bir gösterge gibi duruyor. Bu arada yılbaşından beri iyi performans gösterdi. Hisse fiyatından bahsediyorum ama fiyatın yükselişine rağmen fiyat kazanç oranı 9, firma değeri FAVÖK oranı 7,3, sektör ortalamalarının altında, yani çarpan bakımından da ucuz görünüyor. Ve bir de Mavi, ki Mavi'de geçen hafta Cuma günü rapor çıkardık. 12 aylık model portföyü aldık Mavi'yi, al tavsiyesiyle. 101 lira 30 kuruş hedef fiyatımız var Mavi'de 12 aylık bazda. Ve Mavi'nin de net borcu eksi. Tekrar edeyim, nakitleri borcundan daha fazla. 1,2 milyar nakit fazlası var. Ve aynı zamanda %14'lük bir ihracat oranı da söz konusu Mavi'nin. Şöyle bir özel hikayesi de var, ondan da bahsedeyim. Model portföyü almamızda etkili olan kıstaslardan biri bu değildi tabii. Aynı zamanda şimdi sen az evvel dedin ki faiz, işte paranın maliyeti yukarı gidiyor, faiz artacak. Dolayısıyla iç talep yavaşlayabilir, ekonomi yavaşlayabilir. İşte orada talep esnekliği düşük olan gıda perakende, giyim perakende gibi şirketler ekonomideki yavaşlamadan aslında çok olumsuz etkilenmez. Çünkü hani Mavi Giyim gibi ya da işte BİM gibi, ŞOK gibi, Migros gibi şirketler ekonominin durumundan bağımsız olarak her zaman satış yapar, her zaman kâr elde eder. O açıdan Mavi Giyim şu dönemde, şu konjonktürde defansif portföyler için çok uygun bir hisse senedi. Defansif anlamda portföylere dahil edilmesi gereken bir hisse senedi. Aynı zamanda net borcunun eksi olması faizdeki yükselişe karşı da defans yapmanızı sağlayacak. O açıdan da bir cazibesi var ve çarpanları da düşük. 7,9 cari FK, 4,2 cari firma değeri FAVÖK. Bu rakamlar sektör ortalamalarının altında. Yani Mavi şu an iskontolu fiyatlanıyor. O açıdan biz de zaten 12 aylık model portföyü aldık. Al tavsiyesiyle Cuma günü rapor yayınladık. Mavi'de 101 lira hedef fiyatımız var. Dolayısıyla toparlayayım. BIST 100'de şu an faiz yükselişine karşı, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, ticari kredi faizlerindeki yükselişe karşı ön plana çıkabilecek şirketler bunlar. Biraz daha olumlu ayrışabilecek ve biz de burada şu ana kadar bu listeden Mavi'yi al tavsiyesiyle çıktık. Ama diğerlerine de ilerleyen süreçte bakarız. Özellikle olası yabancı alımından dolayı da Sabancı, Alarko gibi holdinglere ekstra dikkat etmek lazım. Çarpanları çok düşük kaldığı için Tüpraş'a dikkat etmek lazım diye özetleyebilirim. Umur, valla ağzına sağlık. Onlarca hisseye bakmış olduk. Borsa İstanbul'la ilgili, hatta PPK kararına da yönelik görüşlerini almış olduk. Zaten Perşembe günü yeniden gelen ekonomik projeksiyonlarla beraber değerlendiriyor olacağız. Tekrardan ağzına sağlık. Şahane bir yayın oldu. Teşekkür ederim ben de. Artık Perşembe günü inşallah güzel şeyler konuşmaya devam ederiz. Yani Merkez Bankası umuyorum şaşırtmaz ve güzel bir karar metniyle güzel mesajlar verir. Bu piyasada, Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirvelere gitmek için
güzel bir katalizör olacak. Ben de Perşembe'den umutluyum. İzleyip göreceğiz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.